arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir prenses elbisesi çalışacağız. Elbisemiz 0-1 yaş arası kızlarımız için uygun bir elbise çalışması olacak. Yakamızdan başlıyoruz. Buradaki görmüş olduğumuz artışlarımızı yaparak istediğimiz beden genişliğine ulaşınca bakınız bedenimizi kolumuzdan ayırıp etek bölümünde modelimizi uyguluyoruz. Eteğimizde modelimizi 1-2-3'ü bakınız 3'er gruplu modeller halinde sırasıyla ördük. Tabii daha uzun isteyen arkadaşlarımız daha da devam edebilirler. Evet, eteğimizin altında görmüş olduğunuz gibi kristal tül çalıştık şu şekilde. Tülümüzün ilk önce terledik. Terledikten sonra elbisemizin bu kafes kısmının altında ilk modelimizin olduğu yere içten güzelce diktik ve tamamladık. Bakın şu şekilde kendi rengine uygun şekliyle. En son ise düğmemizle bu görmüş olduğumuz belindeki minik gül çalışmasında yaptıktan sonra elbisemizi tamamladık ve elbisemiz kullanılmaya hazır hale geldi. Bir tane ipten biraz fazla kullandım. Yalnız şunu hatırlatmak istiyorum. İpimiz 100 gram ve 250 metre. Eğer kullanacağınız ipiniz 300 ve üzerinde ise metresi çok rahatlıkla bu ölçümüzü örebilirsiniz. Ama 250 ya da daha aşağısıysa mutlaka ikinci bir ipten çok az kullanmak için bulundurmanız gerekmekte. Yani işiniz yarım kalmasın. Evet, hemen elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizi örmek için Etrofil marka ipimi kullanıyorum. İpimin renk numarası 80011. Şöyle baktığımızda 100 gram ve 250 metre anti-peeling özelliği olan %100 akrilik bir ip olduğunu görüyorum. Ve 2,5 numaralı tığımla elbisemin roba kısmını örmeye hemen başlıyorum. Zincirimizi çekerek robamızı bölümlere ayırıp örelim. Bir tane düğümümü atıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tam 10 tane zincirimi çekiyorum. 10. zincirimin içerisine bir tane ayracımı takıyorum. Tam 10. zincir. Burası elbisemizin arkasının bir bölümü ve kolumu örmek için hemen başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane zincirimi çektikten sonra 13. zincirin içerisinden hemen ayracımı geçiriyorum ve kolum için olan zincirimi örmüş oluyorum. Elbisemizin ön kısmı için 20 tane zincir çekiyorum. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19 ve 20. Tam 20 tane zincirimi çektikten sonra 20. zincirimin içerisine yine ayracımı takıyorum ve bölümlerini bu şekilde örerek ilerliyorum. Tekrar 13 tane zincirimi çekerek kolum için oluşacak bölümü hazırlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13. zincirin içerisine de pembe ayracımı takıyorum ve son olarak 10 tane trabzanım örüyorum. Bu da diğer arkamız olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hemen açalım karışmasın, 9 ve 10. Evet, elbisemizin robasının bölümlerini birer birer ayırarak ördüm. Şöyle bakalım, 10 ve 10 arkamız, 13, 13 kollarımız ve elbisemin önü için 20 tane zincir de önümüz için ördük. Şimdi birinci trabzan sırasını örmeye başlayalım. Trabzanımı örmek için 1, 2 tane geri geliyorum. 2 zincirimin üzerine 2 tane daha zincirimi ilave ediyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci geri geldiğim zincirimin içerisine giriyorum. Bir tane trabzanım örüyorum. Toplamda 10 tane trabzanımızın olması lazım. Bu şekilde örerseniz tam 10 tane trabzanımız olacak. Bakınız 2, 3, 4 zincirlerimi birer birer örüyorum. 5 6 7 8 9 ve 10. Bakınız tam ayracımdan önceki yerde bitti. Bakın ayracımı taktığım yer kolumuza dahildi. Hemen 10 tane trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincirimi çekiyorum ve bölümlerimi ayırıyorum. 10 tane arka, 13 tane olan yeşile kadar olan bölümü örmeye başlıyorum. Pembe ayracımı çıkarıyorum. Hemen 1 diye başlıyorum. Trabzanlarımı birer birer örerek tam 13 tane trabzanımı kolum için örüyorum. Örmeye devam edelim. Tam 13 tane trabzanımızı ördük. Zaten zincirlerimiz hazırdı. Hemen 2 tane zincir çekiyorum. 13. trabzanımın üzerine. Kolumuzdan elbisemizin önü için olan bölümü örmeye başlıyoruz. Yeşilden itibaren kırmızıya kadar birer trabzan birer trabzan örüyorum. Hemen çıkardığım yere başlıyorum. Kırmızıya kadar birer trabzan olarak toplamda 20 trabzanımızı örerek sıramızı tamamlayalım. 20 trabzanımızı örerek tamamladım. 2 tane zincirimi de üzerine çektim. Tam 20. trabzanımı hemen kırmızı ayracımı çıkarıyorum. Kolum için ördüğüm 13 tane zincirimi trabzanlarla örüyorum. İpimi yarımlamamaya gayret ediyorum. Beyaz ayracıma kadar 13 tane trabzanımı örüyorum. Ve elbisemizin bu şekilde birinci sırasını, robasını örmüş olacağız. Evet, beyaz ayracıma kadar birkaç tane kaldı. Ve son trabzanı örüyorum. Hemen 2 tane zincirimi çektikten sonra sayıyorum. Bakınız 2, 4, 6, 8, 10 ve 13. Zincirlerimizi de çekmiştik. Hemen beyaz ayracımı çıkarıyorum. Ve ayracımı çıkardığım yerdeki zincir yuvasının içerisine giriyorum. Ve başa kadar 10 tane trabzanımı birer birer örerek geliyorum. Evet, elbisemizin birinci sırasını ördük. Şimdi ikinci sırasını hemen başlayalım. Bakın elbisemizin arkası, önü ve kolları. Şimdi zincirimizi çekerek ikinci sıramızı örmeye başlayalım. 4 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3 ve 4. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak bakın zincirimizden devam eden trabzanımız şu şekilde. Hemen yanındakini atlıyorum. Bir sonraki trabzanımın içerisine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayarak diğer trabzanıma geçiyorum. Kafeslerimi örerek ilerliyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir tane trabzanımı atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Tekrar zincirimizi çekelim. Bir tane atlayarak diğerine batalım. Bir zincir, bir atlayıp bakın şimdi bir zincir çektim. En son trabzana atlıyorum. 2 tane zincir çektiğimiz ayrım yerimizin içerisine geliyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 2 trabzanda artışımızı yaptık. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Birinci trabzana atlıyorum. İkinci trabzanıma batıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta 2 tane zincirimizin içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı örmek. Zincirimizin sağ tarafında kalan trabzanlar elbisemizin arkası için, zincirimizin sol tarafındaki trabzanlar ise kolumuz için ördüğümüz trabzanlar. Evet, şimdi bir zincir, bir atlayıp bir trabzan şeklinde diğer ayrım yerine kadar örmeye devam ediyoruz. Evet, kolumuzda birer trabzanlarımızı ördük, bir tane atladık ve ayrım yerimizin olduğu yere geldim. Bakınız, bir tane trabzanım var. Hemen bir zincir çekiyorum, atlıyorum, iki tane. Buradaki iki zincirimin içerisine trabzanlarımı örüyorum. İki tane zincir araya çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine iki tane daha trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzanımı batıyorum. Tekrar bir zincir, bir trabzan atlayarak diğer trabzanıma batıyorum ve bu şekilde sıramızın uç noktasına kadar devam ediyoruz. Buradaki örmüş olduğumuz iki zincirin içerisine iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örelim ve diğer kısımlarını bu şekilde bir trabzan atlayarak, bakınız, bir zincir, bir trabzan atla şeklinde örerek sıra başında görüşelim. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza birlikte başlayalım. En son trabzanımızı örelim. Bir tane zincir çekmiştim. 3 tane zincirden oluşan trabzanımın üzerine batıyorum ve örüyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra yönünü çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen aradaki bir tane zincir çektiğim yere gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve hemen bir önceki sıradaki trabzanın üzerine batarak yine trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir içerisine bir trabzana, bir zincir içerisine bir trabzana şeklinde üçüncü sıramızdaki trabzanlarımızı artış yerimize kadar örerek ilerliyoruz. Trabzanımın üzerine, içine, tekrar bakınız trabzana. Bütün bölümlerimizde aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Batıyorum. Ve şurada görmüş olduğumuz iki tane artışımız var. Bakın, artışlarımızın da üzerine birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. Başını doluyorum. Hemen batıyorum. Ve bu şekilde büyütüyoruz. Bakınız. İki trabzanımı daha ördüm. Buradaki trabzanlarıma dahil oldu. Şimdi tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Üçüncü sıramızın artışında bu şekilde yapıyoruz. İki tane zincirimi çektikten sonra tekrar aynı yere iki tane trabzanımı örüyorum. Kolumuz için olan bölüme geçişte alttaki iki tane trabzanımı birer birer örüyorum. 1 2 ve bir tane zincirin olduğu yeri örüyorum. Trabzanımı örüyorum. Şöyle bakalım. Bir önceki sırada hazırlamış olduğumuz kafeslerimizin içerisine bir tane trabzan, trabzanlarımızın üzerine bir trabzan şeklinde bütün kutucuklarımızı ördük. Bir alt sıradaki iki trabzanımızı da birer birer ördük ve iki tane trabzanımızı zincirimizin içerisine örerek artışımızı yaptık. Sonrasında iki zincirimizi çektik. Tekrar aynı yere iki trabzanımızı ördük ve alttaki iki trabzanımızı yine tamamladıktan sonra birer birer örerek sıramızın başına kadar devam edeceğiz. Bakınız, artışlarımızı ve buradaki trabzanlarımızı mutlaka örelim ve sıramızın sonunda görüşelim. Üçüncü sıramızı da trabzanlarımızı örerek geldim. Sıramızın başındayım. Bakınız, en son geçişi sizlerle birlikte yapmak istedim. Bakın, bir tane trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı kenardaki zincir çekerek ördüğüm trabzanımı örüyorum ve kenardaki geçişimi bu şekilde yapmış oluyorum. Hemen 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum ve ikinci sıramızdaki yapmış olduğumuz kafes işleminin birebir aynısını yapıyoruz. Ve ortada iki zincirimizin olduğu yere yine iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örerek hemen kafeslerimizi örerek ilerliyoruz. Şimdi buraya kadar kafesimizi yapalım, burada görüşelim. Evet, şimdi trabzanlarımızda bakınız bir önceki sırada artarak geldiğimiz trabzanlarımızı da sıramızın geldiği üzere bir atlayıp bir trabzan örerek uç noktaya kadar geldim. En son bir tane trabzanım kaldı. Bir zincirimi çekiyorum. Yine araya girerek iki tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Mutlaka 2 trabzan artışlarımızı yapıyoruz. 2 zincirimizi çektikten sonra aynı yere 2 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Bakınız, ikinci sırada yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynısını tekrar ediyoruz. Trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum, bir trabzan atlıyorum, diğer trabzanıma batıyorum ve bu şekilde artış yerlerimizde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve diğerlerinde kafesimizi örerek ilerleyelim ve biraz büyütene kadar birkaç sıra örerek devam edelim. Artışlarımızı yaparak robamızı büyüttük. Sıralarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 sıramızı örerek tamamladık. Şimdi birleştirme işlemimizi yapalım. Bakınız, şu şekilde kolumuzu gövdemizden ayıralım. Şöyle baktığımız zaman bakınız, ben düz trabzanımı örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sıradaki düz trabzanımı örerek geldim. Tam artış yerlerimin olduğu yerdeyim. Yani koluma geçiş yerindeyim. Diğer koluma geçiş yerini şöyle büküyorum. Bakınız, şurayı açalım şöyle. Şu aradaki düz yeri bükerek tam artışımın olduğu yere gelerek batıyorum. Ve buraya bir tane de tabi araya girerek trabzanımı örüyorum. Büküyorum kolumu. Tığımın başını dolayarak araya hiç zincir çekmeden giriyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Trabzanımı ördükten sonra elbisemizin ön kısmında birer birer bakınız bu şekilde aynen üst sıralarda ördüğümüz gibi sıramızı tamamlayarak diğer kol altında görüşelim. Şuradan başlamıştım bakınız, ben düz olarak örmeye. Aradan birer birer arttık ve önümüzü trabzanlarımızda örelim ve artış yerinde görüşelim. Önümüzü örerek geldim, bütün trabzanlarımız bakınız kolumuzun zincirinin olduğu bölümdeyiz. Hemen bir tane trabzanımı araya girerek örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Kolumuzu ördüğümüz bölümümüzü bükerek diğer kol artış yerine geliyoruz. Bir tane trabzan da buraya ördükten sonra arkamızı örmeye başlıyoruz trabzanlarımızda. Bitiş yerine kadar birer birer trabzanlarımızı örelim. Bakınız, şuradan başlamıştık. Kolumuzu birleştirdik. Önü ördük. Diğer kolumuzu birleştirdim ve arkamı tamamlayarak geliyorum. Arkaya kadar örerek geldim. Bakınız, şimdi birleştirme işlemimizi yapacağız. Karşı tarafa direkt batıyorum. Zincirlerden oluşan trabzanımın üzerine geliyorum. Batıyorum. Şöyle ilmeğimi düzelteyim. Geçişimi yapıyorum. Ve hemen şuradaki görmüş olduğumuz trabzanın üzerine yine zincirimizi çekiyoruz. 2 ve 3. Bir tane daha zincir ilave ediyorum. 4. Bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum. Kafesimizi örelim burada da. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum şekliyle. Başlangıç yerimize kadar örerek gelelim. Bir tane atlayıp diğerine örelim. Bir atlayalım. Diğerini örelim. Evet, başlangıç yerimize kadar gelelim. Evet, bütün trabzanlarımızı bakın örerek geldim ve kafesimizi yaptık. Kol altlarımızı görelim şöyle. Her iki kolumuzun altını da bakınız. Şimdi etek kısmını örmeye başlayalım. Birleştirme işlemini yapmak için bir tane zincirimi yine çekiyorum. 4 tane zincir çekmiştim. Üçüncüsüne gelerek batıyorum ve geçişimi yapıyorum. Hemen yuvanın içerisine giriyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Aynı yere bir tane de trabzanımı örüyorum. Bir zincirim, bir trabzanım. 2 tane zincirimi çektikten sonra tekrar 2 tane trabzanı aynı yuvanın içerisine örüyorum. Bakınız, aynı yuvanın içerisine ördüm. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve bir tane atlayıp diğer kutunun içerisine batalım. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bu kez hemen yanındaki kutucuğun içerisine giriyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanı aynı yere örüyorum. 1 ve 2. Evet, trabzanlarımı ördüm. Şimdi burada yapmış olduğum gibi 3 tane zincir çekip bir kutu atlayıp diğerine batıyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane kutu atlıyoruz, diğerine batıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen yanındaki kutuya batarak trabzanlarımdan oluşan grubumu örüyorum. 2 trabzan, 2 zincir ve 2 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen dibindekine trabzanlarımı örüyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlayarak burada başlangıçta görüşelim. Arkamızı ve önümüzü bakınız. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Arada da 3'er tane zincirlerimizi çektik ve sıramızın başına kadar geldik. Yani arka taraftayız. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız, çekmiştim şöyle tığımla parçalamadan. Bakınız, arkaya bir tane kutu kaldı. Bir kutunun içerisine ördüm. 3 zincirim hemen birinci trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Ve 3 tane zincir çekerek trabzanımı örüyorum. 3 zincirimi çektim. Hemen yanındaki ikinci trabzanımı da örüyorum. Ve araya 2 zincir çektiğim yere girerek 2 tane trabzan örüyorum. 1 ve 2. Artışımı yaptım bakınız. 2 trabzanın kendisini ördüm. 2 de araya trabzanımı ilave ettim. Ve 2 zincirimi çektikten sonra tekrar araya 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve kalan 2 trabzanı da birer birer örüyorum. Aşağı sıradaki 2 olan trabzan sayım bir üst sırada 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzana çıktı. Ve 3 tane zincirimi yine çekiyorum. 1, 2, 3. Biraz önceki battığım yerin tam tepesine gelerek batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirle battığım yerden çıkıyorum. Ve birinci trabzanla ikinci trabzanın tepelerine batarak örüyorum. 1 ve 2. 2 zincirin içerisine 2 tane daha trabzanımı örerek toplamda 4 tane trabzan sayısına ulaşıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane daha araya artışımı yapıyorum ve trabzanlarımın üzerine örüyorum. 2, 2, 4 tane trabzan. Yine zincirlerimi çekiyorum. 1, 2, 3. Alttaki zincirimin tam tepesine gelerek batıyorum. 3 zincirimi çekerek buradan çıkıyorum. 2 ve 3. Trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Araya 2 artışımı yapıyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirden sonra tekrar 2 tane artışımı araya yapıyorum. 2 trabzanımı da ördükten sonra 4 trabzan sayısına ulaşıyorum. Bakınız, burada 2 trabzan olan sayımızı 4'e çıkardık. Hem 2 kendisini ördük, 2 de araya ördük. 3'er zincirlerimizi aradaki zincirlerimizin üzerine battık ve bu sıramızı bu şekilde örerek başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. 2'şer trabzan, 2'şer trabzan artışlarımızı yaparak 4 trabzan sayısına çıkardık. Bakınız, şu şekilde artışlarımız da belli oldu. Arkasını çevirelim. Arkasında da tam başlangıç yerimizdeyiz ve bir tarafında bitişi. 3 tane zincirimi çektim. 3. zincirimi yine 3 tane zincirden oluşan trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve başlıyorum yine 3 tane zincirimi çekerek birinci trabzanımı örmeye. 3. sıramıza geçtik. Bakınız, şu şekilde 2 sıramızı tamamladık. Arada 3'er zincirlerimizi çektik ve 3. sıradayız. 3 zincirimi çektikten sonra alttaki trabzanları önce örüyorum. 4 trabzanın her birini birer defa örüyorum. Araya girerek 2 zincirin olduğu yere 2 tane trabzanımı örüyorum ve toplamda 6 tane trabzana ulaşıyor. 2, 4 ve 6. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar araya girerek 1 ve 2. Ve 4 tane diğer trabzanlarımı örüyorum. 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan olarak dilimimizi tamamlıyoruz. Bakınız. Şimdi arada üçer üçer zincir çekmiştik. Bakınız alt sırada. Burada zincir çekmeden hemen tığımın başını doluyorum. İlk başlangıçtaki 4 trabzanın ilkine gelerek batıyorum ve örmeye başlıyorum. Beş ve altı, iki tane zincirimi çekiyorum, tekrar bir, iki, diğer 4 trabzanı örüyorum, 2, bakın hepsini sırasıyla örüyorum ve araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum, karşıdaki ilk trabzana batıyorum, grubun ilkine batıyorum ve 2 tane dilimini ördüğüm gibi diğer kalan dilimleri de 6 trabzan araya zincir çekmeden hemen karşısına geçerek hepsini tamamlıyorum ve bitiş noktasında görüşüyoruz. Eteğimizin dilimlerini 1, 2, 3 sıra olarak tamamladık. Bakınız çok dilimli, çok güzel bir görüntüsü var şu an. Hemen dilimlerimizi yeniden kurmaya başlıyoruz. 3 sırada tamamlanacak dilimlerimiz. Şimdi her ikisini bitiş ve başlangıç noktasında yeniden 2 olarak kurmaya başlayacağız. Bunun için hemen geçişimi yapıyorum. Buradaki ilk trabzanıma batıyorum ve buradan zincirle tam ortaya çıkıyorum. Onun için bakınız burada 6 tane trabzanım olduğu için 7 tane zincir çekersem çok daha güzel olur. Eğer sıkı olursa eliniz 8 de çekebilirsiniz. Evet başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincirimi çektim. Tığımın başını dolayarak batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum bakınız. Ve yanına ikinci trabzanımı kuruyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra modelimizi yeniden kurmaya başlıyoruz. 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı ördüm ve alttaki kurulum gibi kurulumumuzu yeniden başlattık. Modelimiz hep bu şekilde devam edecek. Büyütene kadar gerekli görürsek artışlarımıza geçeceğiz. Evet şimdi ilk sıradaki gibi kurmaya başlıyoruz. Yalnız burada dikkat ettiğimiz gibi zincir sayımız 7'ye çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 batıyorum tam ortaya ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha zincirimi çekiyorum, şöyle ilmeğim, evet araya giriyorum, 6 trabzan 2 zincir olan yere 2 trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 trabzanımı örerek ikinci dilimimi kuruyorum. Tekrar 7 tane zincir çekerek araya batıyoruz. Eğer daha az zincir de yeterli derseniz, gerilmezse 6 da çekebilirsiniz. Her bir trabzanımızın karşılığına bir zincir gelecek şekilde. Evet şimdi daha sonrasında yine aynı zincirlerimizi 7, 6, 8 elinizin ölçüsüne göre ben 7 çekiyorum. Ayarlayarak buraya batın. Ne çok pot olsun ne de gerdirsin. Çok da böyle pot kalmasın. Şöyle uygun bir bakın mesafede çok da çektirip kendisine hoş olmayan görüntü çıkmasın. Biraz büyüterek devam edelim. İkinci sırasında yine çekeceğiz zincirimizi. Üçüncü sıramızda ise bakın zincir çekmeden birleştiriyoruz. Evet bu şekilde örerek devam edelim, büyütelim, daha sonrasında görüşelim. Evet prenseslerimizin elbisesini dilim dilim örerek büyüttüm. 1, 2, 3, 4, 4 tane dilimimizi ördük. Bakınız 2, 4, 6 olarak trabzanlarımızı çoğalttık ve aradaki zincirlerimizi de görmüş olduğumuz gibi gayet güzel bir şekilde örerek ilerlemeye devam ettik. Daha büyük yaşlar için ya da daha uzun isteyen arkadaşlarımız için örmeye devam etmelerini tavsiye ediyoruz. Yani kısa diyen için uzatabilir. Evet şimdi şunu da hatırlatmak istiyorum. Ben ikinci ipime başladım. Hemen bu 4 tane ördüğüm son trabzanımın olduğu yerde ipim bitti. Ama arkadaşlarıma tekrar hatırlatmak istiyorum. 250 metre olduğu için bitti. 300 ve 330, 340 metre olan ipler çok rahatlıkla yeterli olabilir. Şimdi en son sıramızı birlikte örmeye başlayalım. Bakınız artık tamamlamak istiyorum. Geçişimizi yine birinci trabzanımın üzerine batarak geçiyorum. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız yönümüzü çevirdik. Tersten örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum ve bir tane başını doladığım ipimi tek seferde örüyorum. Tekrar bakınız başını doluyorum. Tek seferde örüyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Araya giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve bütün trabzan aralarına başına dolamış olduğumuz ipimizi tek sefer çekiyoruz. Aradaki iki zincirin olduğu yere ise iki defa örüyoruz. 1 ve 2. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer trabzanımın arasına giriyorum. Bakın her trabzanımızın tam araya giriyoruz. Bakınız. Başlangıç yerimize kadar bu şekilde örerek gelelim ve en son sıramızı da bu şekilde tamamlamış olalım. Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. İlk zincir çekerek başladığım yerin tepe noktasına geliyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra sıramı tamamlıyorum. Ve ipimizi kesiyoruz. İpimizi hemen içeriye alalım. Kestiğimiz ipleri. Ve yaptığımız işlemimize bakalım. Evet, eteğimin ucunu çevirdim. Bakınız eteğimizin uç kısmına çok hoş bir hava verdi. Eteğimizin altında kullanmak üzere şöyle kristal tülüm var. Kristal tüllerimizin ölçüsü eni zaten standart 1,5 metre. Şöyle iki kat halinde satılmakta. Boyu ise ne kadar kullanacaksak eteğimizin uzunluğuna göre boyunu da ayarlamamız gerekmekte. Bizim eteğimizin altından biraz görünmesini istediğimiz için bakınız şu şekilde hemen tel payıyla dikme payını bırakıyorum. Şu şekilde biraz bir altta şöyle görülme payı olacak kullandığımız için. Evet, şimdi santim olarak ölçüsüne bakmak istiyorum. Tülümün uzunluğunu, eni zaten standart, eninin tamamını kullanıyorum. Boyu da 25 santim. Bol telimizi alarak başlayalım tülümüzün. Bakın şu şekilde uç kısmına yakın bir yerden dilediğiniz sıklıklarla telimizi alıp büzgümüzü yapalım. Daha gevşek, daha sık, nasıl arzu ederseniz. İpimi uzun tuttum biraz. Rahat alayım diye. Bakın şu şekilde bol telle büzgülerimizi alıp eteğimizin bel kısmını büzgülüyoruz tülümüzü. Ve sonuna kadar bu şekilde büzgümüzü alarak ilerliyoruz. Şöyle koyduğum zaman yerde daha rahat. Bakın herhangi bir şekilde büyük ya da küçük önemli değil. Önemli olan bu iki katı birlikte götürmek, birisi aşağıda birisi yukarıda olmasın. Yani her iki katımızı da şu şekilde bakınız katlar aynı anda götürelim ve sıramızın sonuna kadar telleme işlemini yapalım. Bakın tellerimizi bu şekilde aldık. Şimdi eteğimizin bel ölçüsüne göre ayarlayıp şöyle birleştiriyoruz ve eteğimizin alt kısmını içten dikmeye başlıyoruz. Bakın şu şekilde. Kenarından ölçümüzü aldıktan sonra birleştirelim. Eteğimizin altına ya iğneleyelim ya da telleyelim. Nasıl eliniz yatkın, nasıl eliniz uygunsa o şekilde dikelim. Şöyle mesela içeriye alalım. Telledikten sonra bakınız şuradaki belimizin görmüş olduğumuz bu kutucukların olduğu yerin alt kısmından ilk modelimizi uyguladığımız yerden itibaren dikmeye başlayalım. Yani şuradan kutucuklarımız kalsın. Kutucuklarımızın oradan değil diğer yerden şöyle yatırarak güzelce dikme işlemini yapabilirsiniz. Nasıl rahatınıza gelecekse o şekilde elbisemizin bu tüllerini dikelim. Eteğimin altına bakınız teylemiş olduğum bölümü diktim. Şöyle bakınız yere bıraktım, yani masamın üzerine bıraktım. Güzelce tam kafesimin altından usul usul akıtarak dikip tamamladım ve bu şekilde çok güzel oldu. Şöyle tamamlandı. Altından bu kadar uzunlukta, dilerseniz bu uzunluğu kesebilirsiniz, dilerseniz kalabilir. Tamamen zevkinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi elbisemizin arkasındaki düğme ve ilik yerini de birlikte çalışalım. Şöyle bakınız, dilim dilim gayet güzel oldu. Pile pile, çok şık. Şöyle kalan tülümüzden dilerseniz buradaki kafesin içerisine geçirip bir tane de fiyonk yaparak eteğimizin altıyla uyumlu bir şekilde görülmesini sağlayabiliriz. Tamamen zevkinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi arkamızı çalışalım, daha sonra görüşelim. Elbisemizin arkasını çevirdim ve sol taraftan örmeye başlıyorum. Battım, bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum, batıyorum. 2 tane oldu bakınız. Diğer trabzanıma geliyorum, 1 2, diğer trabzanıma geçiyorum, 1 2, ikişer ikişer başlangıç yerimize kadar ilerliyoruz şu şekilde. Bu tarafı düğme dikeceğimiz yer, karşı tarafa ise ileğimizi açacağız. Her trabzanımıza 2 defa başını dolayarak batıyoruz. En son başlangıcımıza geldim ve tepe noktasına da batıyorum ve çekiyorum. 1-2 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve tığımın başını dolamadan sadece sık iğne olarak başlangıç yerimize kadar geliyorum. Sadece sık iğne. Aşağıya kadar gelelim ve tamamlayalım. Sık iğnemizi örerek tamamladım. Şimdi ilik açacağımız bölümümüzü yapmaya başlayalım. Bir tane zincirimi çekerek tığıma düğümümü atıyorum ve yine alt kısımdan başlıyorum. En alttan bakınız, trabzanımıza girelim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yanına hemen başını dolayıp batıyorum. Sıradaki trabzanımızın her birine ikişer defa girerek yukarıya doğru ilerliyoruz. İkişer ikişer başlangıç yerine kadar devam edelim, yani yukarı kısma kadar. Tepe noktasına kadar geldim. Evet, şimdi ikinci sırasına başlıyoruz. Bakın bir tane zincirimi hemen çekiyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektim ve ilk ileğim için 1, 2 tane trabzanımın olduğu yere atlıyorum. 3. trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum. Şu şekilde tam araya girmek istedim. Evet, birinci iliğimi bu şekilde oluşturdum. 2 tane ilik açmak istiyorum. Bakınız, 2 düğme kullanacağım için birisini de biraz daha ördükten sonra açalım. Sık iğnelerimi yaparak ilerliyorum. Her trabzanımızın arasına bir tane sık iğnemizi örelim ve şu görmüş olduğumuz bölümde tekrar 1, 2, 3, 4, 1, 2 atlayıp 3.'ye batalım ve aşağıya kadar örerek ilerleyelim. Aşağıya kadar geldim ve en son bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesmek istiyorum. İkinci bir kez dönmek istemiyorum. Şöyle birazcık uzun keselim. Hemen ipimi kestikten sonra tığımdan çekiyorum. Şurada görmüş olduğumuz ilik kısmını düğme dikeceğimiz yere hemen birkaç tane dikişle sabitleyelim. Zaten çok az bir yer. Hemen bakınız şu şekilde belli olmayacak gibi birkaç tane minik dikiş atarak buranın kalkmasını engelleyelim. En son şöyle batmak istiyorum ve içeriye aldıktan sonra düğümümü atıyorum ve ipimi tekrar koparıyorum. Evet, şimdi düğmelerimizi de istediğimiz renklerde dikelim. Sonrasında görüşelim. Evet arkadaşlar, en son düğmelerimi de diktikten sonra elbisemi tamamladım ve etek kısmında kullanmış olduğum tülümden ince bir şerit keserek bel kısmından bir uçtan bir uca kadar dolaştım ve ortaya yine aynı tülden minik bir tane gül yaptım. Güle birkaç tane kendi etrafında dolandırdım. Gül formatı vermek için birkaç tane de dikiş attıktan sonra elbisemin ortasına diktim. Şöyle arkasını görelim tekrar. Elbisemizin şöyle önden görüntüsüne bakalım. Evet, bu şekilde bir elbisemizin ve bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.